Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sürede oldu İsterseniz Vallahi bir soru daha anlayayım. Hadi bir tane daha söyle. Ben şimdi gençlerle baş başa Avrupa etkinliğine geçeceğim buradan sonra. Bir soru daha cevaplayalım kısaca. Arkadaşımız da hatırı kalmasın kısmetmiş diyelim. Tamam. Hocam Sümeyra sormuş. Sümeyra merhaba. Yemek yedikten sonra daha enerjik hissetmemiz gerekirken... Aksine niye mayışıyoruz? Ha tabii. Aa bak bu soru ne kadar güzel. Yemeği yiyince sanki arabanın deposuna böyle benzin koymuş gibi algılıyoruz değil mi? Bize cam boğazdan gelir falan diye bunu öğretiyorlar. Halbuki tüm işte beslenme ilgili daha önce Hazal sahnede de konuştuk bu beslenme falan mevzularında açılmıştı bu konu. Bedenimizi böyle attığın, odunun yandığı bir soba gibi algılama elimiz var. Yani atıyorsun foş diye böyle bir enerji çıkıyor. Böyle. Halbuki biyolojik sistemler öyle çalışmıyor. Bir kere bizim besin olarak aldığımız maddeler son derece derece komplike organik bileşikler. Bedenler için bizden farklı bedenler içerisinde bitki ya da hayvan bedenleri içerisinde kat kat paketlenmiş, son derece masraflı bir şekilde iç içe geçirilmiş ve içindeki o kimyasal enerjiye ulaşabilmek için kat kat enzim reaksiyonlarıyla parçalanması gereken ultra paketler halinde düşünelim. Yediğimiz her şey böyle son derece kompleks paketlerde. Dolayısıyla sindirim dediğimiz işlem vücutta kimyasal olarak da fiziksel olarak da elektrokimyasal olarak da çok büyük enerji gerektiren bir süreç. Biz yemek yediğimiz zaman karnımızın içinde mide dediğimiz bir keseye atıyoruz hepsini Orası dolduğunda biraz hissediyoruz ama yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki bağırsaklarımızda saatler boyunca süren işlemlerin çoğundan haberimiz yok ve bu işlemler sırasında aslında, vücutta kıyametler kopuyor. Onlarca hormon, enzim, kas grubu, bağırsak bölgesi, işte şunlar, bunlar aklınıza ne gelirse sindirim sistemindeki o yan organlar karaciğeridir, pankreasıdır, odur budur. Bunların hepsi yediğimiz her bir lokmadaki onlarca farklı bileşeni ayrı ayrı enzimlerle parçalamak üzere adeta bir orkestra gibi belli bir sırayla çalışıyorlar. Mesela nasıl orkestrada önce diyelim bir parçada kemanlar giriyor arkasından obuvalar falan, sonra timpani'ler böyle Ağır, ağır yükseliyor ya parça mesela bazı parçalarda. Bunun gibi de sindirim sistemi çok yoğun enerji harcanmasını gerektiren bir sindirim faaliyeti yürütüyor. Özellikle gereğinden biraz fazla yeme alışkanlığına sahipsek şehirli insanların %99'undan bahsediyorum. Gereğinden biraz fazla besleniyorsak hepimiz hemen hemen öyle besleniyoruz ve bu yediğimiz besinler birbiriyle birlikte sindirilmesi zor, zıt enzimlerle sindirilmesi gereken komplike gıdalarsa mesela bir etli pilav karbonhidratı var, yağı var, proteini var. Allah ne verdiyse besin anlamında her şey var. Üstüne baklava'yı gömdün falan böyle şerbetli şerbetli. Şimdi bütün bu sistemin, bu bileşenlerin her birini ayrı ayrı sindirmek üzere. Çok ciddi enerji harcaması lazım. Bu enerji nereden karşılanıyor? Vücut. Oksijen artı vücudunuzda gezen, kanınızda gezen yine besin maddeleri. Glikoz, minikoz. Yemek yedikten sonra o sindirim sisteminiz, içinizdeki ejderha diye niteleyebileceğimiz o aç açgözlü enerji tüketicisi, o yemekleri sindirmek için kanınızda, beyninizde, rüpte ne varsa çekiyor. Yemekten sonra o yaşadığınız özellikle o tatlılı matlılı yemekler var ya, hani böyle bir götürüyorsun, hani böyle bir yemekten sonra böyle bir insan içi geçiyor böyle bir şişiyorsun. O şişme hali sindirim süreçlerinin vücuttan enerji çalma zorunluluğundan kaynaklanıyor. Bundan dolayı sindirimin kendisi çok pahalı bir süreç olunca yemeği yemek önce bizde uyuşukluk yaratıyor. Ha kimler yemekten sonra uyuşmuyor? Midesini tıka basa doldurmayanlar. Mesela az bir miktar değil. Hafif gıdalarla beslenenler. Hazal gibi yiyenler mesela. Böyle kolay sindirilebilir ve genellikle birbirine benzer cinslerde. Mesela bir sebze salatası yaptığınız şöyle güzel bir şey ya da basit bir sebze yemeği. Onu yediniz. Midenizde tam dolmadan sofradan kalktığınızda hem o mayışıklığı çok az yaşıyorsunuz hem de ondan sonra uzun süreli ve kalıcı bir enerji girdisi alacağınız için uzun süre aklınıza yemek içmek gelmeden işleminizi sürdürebiliyorsunuz. Müzik <laughs> Sorunun açtığı çok güzel bir pencere var. Eğer her yemekten sonra kendinizi fazla mayışmış hissediyorsanız vücudunuz size diyor ki yanlaşıyorsun, yanlışıyorsun öyle yenmez diyor. Dolayısıyla bu sinyali değerlendirmekte fayda var. Ben bu sinyali dinlemeye başladığım günlerden beri yemeğin ağırlığı hayatımda daha da azaldı. Mükemmel olduğunu söyleyemem ama elimden geldiğince o yemek sonrası mayışıklığı daha az yaşamak üzere hayatımda ufak düzenlemeler yaptım. Hiç pişman değilim. Size de tavsiye ederim. İFA birinci ciltte bunun da detaylarını biraz anlatmaya çalışmıştım zaten. Ah, su gibi geçti bir saat 4 dakika olmuş. Bakayım gerçekten. Allah çene vermiş. Çok güzel. Hazal'cığım bu güzel seçkiler için teşekkür ediyorum. O kadar işin gücünün arasında bir de bu soruları vesaireleri topluyorsun. Sağ ol varol. Arkadaşlar Hazal en büyük müttefikiniz. Hazal'a güzel sorular gönderin. Bak kızcağızı yormayın. Sonra derse ki ya ben bu soruyu anlamadım. Sorunuz yarım kalır. Hazal'a ve bu saate kadar burada olan sorularıyla posta kutularımızı patlatan yorum köşemizi böyle burada güzel bir haldır haldır akan bir maceraya çeviren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Youtube kanalına abone olmayı eğer yaptığımız şeyleri seviyorsanız destek olmayı, katıl düğmesine basarak destek olmayı ihmal etmeyin. Açık Beyin'e abone olmayı, Açık Beyin içeriklerini takip etmeyi ihmal etmeyin. 2021 çok tuhaf bir yıl olacak arkadaşlar Açık Beyin açısından. Yani bugün sırf sabah masada yaptığımız toplantılarda geçen maddeleri bir görseniz valla eğer yaptığımız işleri beğeniyorsanız dudağınız uçuklarda öyle söyleyeyim. Benim sesim bugün sadece sinüzitten değil biraz da o toplantılardan gitmiş olabilir. <laughs> Dolayısıyla takipte kalın. Güzel şeyler olacak inşallah. Hep beraber yapacağız. Aklı, fikri, yerinde olan herkese yolu beraber yürümeye bekliyoruz inşallah. Hocam gitmeden bir şey Hı. ekleyeyim. Ee, bana kızılmasın. Çünkü size hatırlatma görevim vardı. Gitar çalacaktınız fakat bu sağlık durumundan dolayı bunu ertelediğimizi hatırlatayım. Ha haftaya Dinlerim tamam. De. Söz. Evet. Artistik bir giriş yapıyoruz küçük minik. Evet. Ondan bunu gerçekten ha. hatı yapmadık bu hafta. Yanlış anlamasınlar. Hani ben bana sonra şey denmesin. Ama hiç hatırlatmıyorsunuz. Müziğin yani niye müzikle hala uğraşıyorsun diye genellikle bir soru geliyor o kadar işin gücün arasında yani bunlar niye? Haftaya aslında giriş sorusu olarak buna da başlayabiliriz. Biraz haftaya Evrim Özel yapacağız. Evrim Özel'in girişine de yakışabilir. Sen bana hatırlat Azal. Bu konuyla bir girizgah yapalım işte. Evrim Özel'i de duyuralım. Evrim Özel 2 geliyor. Evet. Birincisi hani, gelecek, ikincisi gelecek inşallah. Önümüzdeki bu cuma günü biz Açık Beyin'den hocam Instagram hesabından tekrar bir... Biz zaten Evrim sorularını gelenleri topluyoruz. Tekrar bir soru açacağız. Aklınızda bulunsun zaten maille gönderebiliyorsunuz. Oradan da soruları yollayabilirsiniz. Evrim özel geliyor. Bu haftanın için evrim soruları yollarsanız şahane olur. Evet arkadaşlar, beğenileri patlatmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok yoğun bir izleyici kitlesi diyor. Ben soruyorum bu serisinin bu kadar popüler olacağını düşünmüyordum. Sevgili Hazal'a da katkıları için teşekkürler. Tekrar hepinize teşekkürler. Haftaya aynı gün aynı saatte yine aynı yerde aynı başlıkta buluşmak üzere. Şen ve sen kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.